bilim felsefesindeki temel kavramları, temel akımları irdeleyeceğiz. Tabii bilim felsefesinin temel konusu bilimin anlamı ve kapsamı, sınırları. Şimdi bilim dediğimizde iki tip şeyi anlıyoruz. Günlük dilde genelde bilim derken daha güvenli, daha kolay yaşam koşulları için insan yararına aletler yapma, araçlar icat etme anlamına geliyor. Ama bu bilim değil. Bu daha çok bilimin uygulamalı tarafı ya da teknoloji tarafı. Bilimin gerçek anlamı ise daha çok merak duygusuyla çevremizdeki evrenin, buna yer kürede dahil, betimlenmesi, açıklanması ve yasalaştırılması olarak düşünebiliriz basitçe. Dolayısıyla bunun içinde nesnel gözlem ve deneye dayalı ve yer küredeki ya da evrendeki olgulara yönelik sistemli bilgi olarak bilimi düşünebiliriz. Fakat her sistemli bilgi bilim anlamına da gelmez. Mesela diyelim bir cep telefonundaki numaraların listesi de sistemli bilgidir. A'dan Z'ye kadar kişilerin adları orada vardır ama o bilim kitabı olarak okunmaz ya da bilim metni olarak okunmaz. Sistemlik önemli olmakla birlikte tek ölçüt değil. Daha doğrusu yasa oluşturmaya yönelik, evrenin yapısı ve dinamiğine yönelik bir süreç bilim. Veya bu Bernard Russell'ın tanımı, biraz ben geliştirdim bu tanıma, birkaç unsur daha kattım. Bilim dediğimiz kontrollü deney dahil olmak üzere gözlem ve gözleme dayalı matematiksel akıl yürütme. Şimdi burada iki unsur var. Gözlem artı deney ve bunlara dayalı bir akıl yürütme. Bu matematiksel, özellikle Newton'dan bu yana. Bu yolla evrendeki tek tek olguları, yani bu deprem olur, heyelanlar olur, işte gezegenler olur, işte gök adaları olur gibi. Ve bunların açığa çıkardığı olgular olur. Bu olguları ve bunları birbirine bağlayan yasaları bulma süreci. Örneğin Newton'un çekim yasası, elektromanyetik dalga denklemleri, Maxwell'in yasa. Bunları bulma süreci bilim. Aynı zamanda bunları bulduktan sonra da artık bu olayları önceden bilmeyi sağlayan bir keşfetme girişimi. Yani Newton'un yasasını, çekim yasasını bulduktan sonra artık Newton'un çekim yasasıyla binaları ayakta tutabiliriz. Ya da buradan Mars'a göndereceğimiz uzay gemisini yer çekiminden kurtarmak üzere hangi kuvvetle fırlatacağımızı bilebiliriz. Veya elektromanyetik dalga yasalarına göre, diyelim elektromanyetik dalga kuramına göre bu Mars'taki elektromanyetik sinyalleri alabiliriz veya o gezegene gönderdiğimiz ismi elektromanyetik dalga sistemiyle alabiliriz. Bilim böyle bir süreç. Ya da tekrarlarsak, kontrollü deney dahil gözlem ve gözleme dayalı matematiksel akıl yürütme yoluyla evrendeki tek tek olguları ve bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma ve böylece gelecekteki olayları da önceden bilmeye, sağlamaya çalışmak için keşfetme girişimi. Şimdi bilimin bir takım özellikleri var. Tabii birçok bilgi türleri var. İşte felsefi bilgi var, estetik bilgisi var, işte dinsel bilgi var gibi birçok bilgi türleri var insanoğlunun sahip olduğu. Fakat bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden farkları da var. Mesela en önemli farkı, bilim olgusaldır. Yani olgulara dayanır. Gözlemsel ya da gözlenebilir olgulara dayanır. Bu işte bir deprem olabilir, veya bir fay olabilir, bir heyelan olabilir, bir X gezegeni olabilir veya X gezegeninin manyetik alanı olabilir. Bunlar dış dünyaya ilişkin bir takım olgular. İkincisi, bilim mantıksaldır.
mantık bir bütünlüğü içindedir. Mesela en basiti mantık bütünlüğü içinde bir olgu hem burada hem başka bir yerde aynı anda olamaz. Ya da ben hem şu an diyelim bu sunuyu yaparım hem de aynı anda Amerika'da bulunamam. Bu mantığa aykırı. Dolayısıyla bilim bu mantıksallığı da gözetir. Mantık bütünlüğü içindedir. Bilim nesneldir. Bu hem nesnelere ilişkin olmak anlamında nesneldir. Hem de tarafsız olmak anlamında nesneldir. Kişiselliklerden uzaktır. Elbette kişiselliklerin ya da öznelliklerin bilimsel keşifte önemi vardır. Hayal gücünün veya diğer faktörlerin bilimsel keşifte önemi vardır ama esas da herkes için ortak olanla ilişkilidir bilim. Ortak bir dildir çünkü. Bilimin bir diğer özelliği bilim eleştireldir. Yani bilim her bilimsel kuram gene bilimsel ilkelere dayalı olarak eleştirilebilir, yanlışlanabilir, değiştirilebilir. Bu da bilimin önemli özelliklerinden biri. Bilimin bir diğer özelliği bilim genelleyicidir. Yani tekil olarak olgularla ilgilenir fakat olgular arasında genel yasalarla, genel yapılarla ilgilenir. Yani tek kişiye ait olan, tek kişinin bilebildiği veya sahip olduğu bilim bilgi bilim değildir. Örneğin bu bir sanat olabilir. Örneğin bir sanat eseri tekil bir özelliğe sahiptir. Diyelim Da Vinci'nin meşhur tablosu sadece onun kendi özellikleri dolayısıyla ortaya çıkardığı bir şeydir. Ama bilimde bu tip tekil olgular olmakla birlikte o tekil olgular diğer büyük bağlam, büyük resim içinde bir parçadır. Ve bilimin genelde yargıları genel yargılardır. Bilim gene seçicidir. Bilim her olguyla ilgilenmez. Bilim doğal olgularla, yukarıda bahsettiğimiz doğal olgularla ilgilenir. Ve diyelim herhangi bir olayı ilgilenirken, diyelim yer çekimiyle ilgilenirken, yer çekimiyle ilgili problemleri ya da ilgili olguları ve süreçleri dahil eder kendine. Onları seçer. Bilimle ilgili olmayan diğer diyelim o olayla, o olguyla, o süreçle ilgili olan diğer şeyleri de seçim dışı bırakır. Bilimin bu özelliklerinin yanı sıra bazı inançlara dayandığı da ifade edilir, bazı yargılara. Mesela bilim realisttir. Yani bu şu demek, dış dünya bizim öznemizden, bizden bağımsız olarak vardır. Bilimin önemli başlangıç koşullarından biri. Yani diyelim ben gözümü kapasam da diyelim bu bilgisayar var. Benden bağımsız, benim keşfetmemden bağımsız olarak var. Bilim rasyonalisttir. Yani bilim akla uygun olarak, akıl yoluyla kavranmaya elverişli bir düzen olduğunu da varsayar. Bu da bilimin özelliklerinden biri. Bilim nedenselcidir. Her şeyin bir nedeni vardır. Doğadaki bütün olgular neden-sonuç ilişkisi içinde bulunur. Bunu ayrıca inceleyeceğiz bu dersin sonlarına doğru. Tabii bu neden-sonuç ilişkisi ya da neden-sonucun deterministik olması, indeterministik olması ayrı bir tartışma konusudur. Ama bilimde genelde bir neden bulma, neden sonuç ilişkisini bulma önemli özelliklerden biridir bilimin. Bilimin bir diğer özelliği nicelcidir. Yani ölçülebilir ya da standardize edilebilir. Herkes için aynı standartta test edilebilir, yanlışlanabilir olguları ortaya koyar. Diyelim suyun sıcak ya da soğuk olması görece bir kavram olabilir. Yani kişisel olarak bir suya ben sıcak diyebilirim. Bana göre sıcak olabilir, başka birine göre soğuk olabilir.
Ama onu bir termometre, bir sistem, bir düzenek yardımıyla ölçtüğünüzde, bir termometre dolayısıyla ölçtüğünüzde artık her bilimci için o sayısal değer, örneğin 30 derece aynıdır, 60 derece aynıdır. Bu çok yüksek sıcaklıkları da bize ölçmemize de imkan sağlar. Yani elimizin değemeyeceği sıcaklıklar diyelim, 600 santigrat derecelik bir sıcaklığı bile diyelim ölçebiliriz gibi. Dolayısıyla bilim nicelcidir. Şimdi bilim hem bir olgu ya da olgu keşfetme süreci hem de aynı zamanda bu olgunun zaman boyutundaki seyri ya da süreciyle bir ilişkili. Bu anlamda baktığımızda da bu süreç ne zaman başlamıştır sorusu önemli. Fakat bu o kadar kolay cevap verilebilecek bir şey değil. Fakat özellikle prehistorik dönemlerde, yani yazının icadının öncesi dönemlerden bu yana bir bilimsel olgular veya bilimsel süreçler ya da yerküreye ilişkin bilgi, tabii bugünkü anlamda olmasa bile insanoğlunun ilgisi, sürekli bir ilgisi. Daha önceki derste de kısmen açıklamıştık. Doğadaki düzenlilikler, örneğin güneşin doğup batması, güneş tutulmaları veya anormallikler, deprem olması veya diyelim mevsimler, mevsimlerin düzenlilikleri, yağmur, yağma dönemleri belli, diyelim ilkbahar belli, güneşin ya da ilkbaharda bitkilerin çiçeklenmesi belli, sonbaharda diyelim yaprak dökümü belli, kışın kar, yazın sıcak. Dolayısıyla bu düzenliklere ilişkin insanoğlu uzun bir süreçte bir bilgi elde ediyor. Bu düzenlikleri bir süre sonra, ilk derste kısmen değinmiştik, kullanıyor da. Örneğin tarımda kullanıyor bu iklim düzenliliklerini. Ki bunun için de güneşe de ihtiyacı var, güneşin bilgisine. Çünkü güneş sıcaklığı ve soğukluğu ayarlayan bir süreç. Hatta demiştik ilk çağlarda özellikle Mısır toplumunda güneş tanrı mertebesinde bir pozisyonda. Çünkü Mısır gibi bir coğrafyada tarımı doğrudan yönlendiren ana etkenlerden biri güneş. Dolayısıyla bu süreçler zamanla bu düzenlilikleri keşfe insanoğlunun işine yarayınca, bunun işine matematik de girince, özellikle geometri, tarla hesapları veya muhasebe artı ürünün hesaplanması şeklinde yavaş yavaş doğal dünya bilgisi, doğal dünya düzeni ve düzensizliği insanoğlunun pratikte işine yarıyor ve daha sonra bu bilgiden de teorik bilgi yavaş yavaş doğuyor ki onu da eski Yunan'la İonya'da bizim Anadolu'da başlatmıştık. Şimdi bilimsel yöntem nasıldır ona biraz gireceğiz ya da bilimsel açıklamanın teorik temelleri neden nasıldır? Bir de bilimde nedensellik ilkesi üzerinde duralım biraz. Şimdi yüzyılın ya da geçen yüzyılın önemli bilim filozoflarından Karl Popper'in bir cümlesi bu. Bir kuram hiç kimse ona inanmasa da veya onu kabul etmek için hiçbir nedenimiz yoksa bile gerçek olabilir. Veya bir başka kuramda onu kabul etmek için nispeten iyi nedenlerimiz olmasına karşın yanlış olabilir. Şimdi bilim dedik evreni anlamak. Kabaca evrenin içinde yer küre de var, bütün gezegenler de var, insan var. İlk derste bir şekil göstermiştim. Mikro ölçekten makro ölçeğe olgular ve süreçler var. Dolayısıyla bilimsel bilgi edinmenin ilk yollarından biri bu olgusal süreçler. İkinci süreçler bu olgusal süreçlerin ya da olguların ilişkilerini birbirine bağlayabilmek için kavramsal bir çerçeve. Dolayısıyla demek ki bilimsel yöntem iki aşamalı. Birincisi olgusal süreç, ikincisi kavramsal süreç. Şimdi ilk etapta ne yapıyoruz? Yolsuz olarak da bakabiliriz. Önce depremler söz konusuysa gözlem yapıyoruz. Deprem oluyor. Sonra deprem oluyor, deprem oluyor. Deprem fay ilişkisi bir parça olabilir. Neden sonuç ilişkisi gibi.
Sonra bu depremlerin oluşmaya yönelik bir hipotez oluşturuyoruz. Sonra bunu jeofizik diyelim deneylerle test edebiliriz, kuram oluşturabiliriz. Örneğin böyle bir kuram, elastik rebound teorisi var mesela jeofizikte. O güne kadar deprem ve faylar bağımsız olarak düşünülüyor. Fakat elastik rebound teoriyle deprem oluşumunun elastik mekanizması ya da fizik mekanizması bu kuramla açıklanıyor. Yani yer içinde aynı bir çubuğu kırar gibi önce bir gerilme birikimi oluşturuyorsunuz. Sonra bu gerilme birikimi çubuğun kırılma direncini aşınca kırılıyor ve deprem olmaya başlıyor. Ve dalgalar yoluyla yayılıyor. Bu dalgalar kuvvetli biçimde binaları yok edebilir veya nehirleri yönünden çevirebilir gibi. İşte bu süreç bir olgu, gözlem, hipotez ve deney süreci. Buna betimleme ya da tasvir aşaması diyoruz bilimde. İkinci aşamaya, bir ileriki aşama, bu gözlediğimiz, deney yaptığımız, hipotez oluşturduğumuz süreci, tasvir sürecini açıklama biçimi. Tamam, böyle bir şeyleri ben gözledim, böyle bir hipotezim de var ama bu süreci ben nasıl açıklayacağım? Hangi teoriyle veya çok ileri düzeyde Newton gibi mesela hangi yasayla açıklayacağım? Bu açıdan ilk aşama, betimleme ya da tasvir aşamasında problem tanımlanıyor, problemle ilgili olgular gözleniyor, bilgiler toplanıyor, bir hipotez oluşturuyoruz. Hipotezler test ediliyor, doğrulama ya da yanlışlama, özellikle yanlışlamayla birazdan göreceğiz. Sonra açıklama aşamasında bir kurama ulaşılıyor. Ve bu kurama ulaştıktan sonra da bitmiyor iş. Bu kuram diğer bilim insanları tarafından sürekli doğrulama yanlışlamayla teste tabi tutuluyor. Dedik olgusal süreç ilk aşama. Olgular hakkında bir betimleme tasvir işlemi yapıyoruz. Olgular doğrudan ya da dolaylı olabilir. Nesnel bir süreç. Bu sürecin önemli enstrümanları gözlem, deney ve ölçme. Ve olgular arasındaki ilişkileri tasvir etme. Şimdi bu süreci aşama aşama bakalım. Gözlem süreci. Önce gözlem yapıyoruz. Diyelim deprem gözlemleri. Deprem nerelerde oluyor? Diyelim deprem fay ilişkisi var mı? Deprem volkan ilişkisi var mı? Fay yok mesela. Volkanlar da deprem oluşturabilir. Veya deprem fay ilişkisi olmayabilir. Bir yerde boşluk vardır. Geniş bir boşluk çöker, bir titreşim yaratabilir. Bu da deprem oluşturabilir. Gözlemsel süreç. Fakat bu sürecin tehlikeli tarafı ya da eksik tarafı pasif bir gözlem. Pasif bir, nasıl diyelim, iletişim biçimi. Yani doğaya müdahale edemiyoruz. Yani güneş doğuya batıyor, güneş doğuya batıyor, güneş doğuya batıyor. Buna müdahale etme imkanımız yok. Yerin manyetik alanı değişiyor. Bazen artıyor, bazen azalıyor, bazen tersleniyor. Buna da müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla bu bir gözlem süreci. Yer manyetik alanının gözlemi de veya arazide yapıldığımız deprem gözlemi de pasif. Müdahale etmemiz mümkün değil. Fakat bu sürecin kötü tarafı, müdahale edemememiz problemi. Bir de gözlem ikinci bir özelliği, doğrudan bir bilgi sağlıyor. İlk çağlarda ya da ilk zamanlarda gözlem gözlerimizle yapıldığı için ya da duyu organlarımızla yapıldığı için insanlara daha güvenilir geliyor. İşte görüyorsunuz güneş doğuyor batıyor ya da deprem oluyor görüyorsunuz. Bunlara ilişkin bir takım ilkeler, hipotezler oluşturuyorsunuz. Ama müdahale etme şansınız yok. Doğrudan bir bilgi var. Bu arada doğrudan bilgi olması sizi güvenmenizi de sağlıyor o tip olaylara. Ama doğrudan bilgi ya da gözlemsel bilginin problemli bir tarafı var. Bazen yanıltabiliyor veya çoğu zaman yanıltabilir bazı olgularda. Mesela diyelim bir çöldesiniz, vaha ya da sulu bir ortam var mı yok mu? Bir bakıyorsunuz çölde çok susadınız. Uzakta bir şey görüyorsunuz. Diyorsunuz ki aha su var, su buldum. Yanına gidiyorsunuz. Bulduğunuz su değilmiş. Suyun su şeklinde ışığın yansıma ve kırılma oyunları. Işık
atmosferden gelen ışık ışınları, orada bir takım oyunlar oynayıp size o olayı yanlış aksettirebilir. Yani vaha yoksa bile siz oraya vaha var diyebilirsiniz. Demek ki gözlem yanıltabilir. Bunu tiyatroda da çok rahat görebilirsiniz. Tiyatro izleyenler varsa tiyatroda ışıkçı sahnede öyle ışık oyunları yapabilir ki değişik bir fizik etki ya da hayali bir etki yaratabilir. Ki sanat için bu olmazsa olmazdır. Sanat bir duygusal bir etkilenim yaratmaktır. Fakat bilimde böyle bir şey olmaz. Bilim gerçeğin peşindedir. Yani duygusal ya da imgesel bir etkiden ziyade gerçekliğe bakar. Şimdi o zaman ikinci bir unsur devreye girer, deney. Yani indirekt gözlem ya da sistemli bir yapıyla, standardize olmuş bir yapıyla doğaya, olgulara, malzeme veya enerjiye yaklaşma. Bu süreç aktif bir süreç, denetleyebildiğiniz süreç, başlangıç ve bitiş koşullarını, sınır koşullarını belirleyebildiğiniz süreç ama bu aynı zamanda da indirekt bir bilgi alma biçimi. Ne demek indirekt bilgi alma biçimi? Yani diyelim her zaman verdiğim örnek bir prizde elektrik var mı yok mu dediğimizde prizdeki elektriğin var olup olmadığını gözlemlemek istersek prize iki parmağımızı sokarız ya da bir parmağımızı soksak da yeter. Çarpılırız, elektrik var deriz ama bu pahalı bir deneydir, ölebiliriz. Fakat bunun için ne yapabiliriz? Bir kontrol kalemiyle kontrol kalemini prize sokarız. Işık yanarsa deriz ki elektrik var, yanmazsa elektrik yok diyebiliriz. Şimdi bu kontrol kalemi dolaylı bir bilgi alma biçimi. Denetimli bir bilgi alma biçimi. Dolayısıyla bu indirekt bir bilgi alma biçimi. Demek ki bu deney önemli. Bir, hayatımızı kurtardı. Fakat indirekt olması bir diğer özelliği. Bu bir başka açıdan işimize de yarar. Örneğin suyun sıcaklığını belirleyeceğiz. Suyun sıcaklığı diyelim herhangi bir sıcak suya bir kişi elini soktu, çok sıcak dedi. Öbürünün diyelim bedensel ya da elinin özelliği nedeniyle çok sıcak değil diyebilir. Az sıcak diyebilir, ılık diyebilir. Bunlar hep relatif kavramlar. Ama bir termometre varsa, yani sistemli, deneysel bir yaklaşım varsa, herkes için standardize olmuş bir yaklaşım varsa termometreyi daldırırız, deriz ki 30 derece, 40 derece, 50 derece. Ben de ölçsem 50 derece, o suya ılık diyen, çok sıcak diyen, orta diyen de ölçse 30 derece ölçecek. Bu sadece insan gözlemi ya da insan bedeninin sınırları içinde değil, sınırlar dışında da işe yarar. Örneğin bir kazan dairesinin sıcaklığını bir mühendis ölçecekse onu elini sokarak ölçemez. Onu termometre aracılığıyla dolaylı bir yolla ölçer. Demek ki modern bilim indirekt olarak bir bilgi sağlar deneyle. Bu jeofizikte de vardır. Hiçbir zaman yerin çekirdeğine ulaşacak bir bilgiye sahip değiliz şu an şeyimiz itibariyle. Sondajlarımız maksimum 10-12 kilometre derinliğinde. Fakat yerküre binlerce derinlikte bir yapıya sahip. Ama biz jeofizik olarak yerin dış çekirdeğinin sıvı olduğunu biliyoruz. Demir olduğunu biliyoruz. İç çekirdeğinin katı olduğunu ve demir nikel karışımı bir yapıda olduğunu biliyoruz. İç çekirdek ve dış çekirdek etkileşiminin bir manyetik alan ürettiğini biliyoruz. Biraz daha yukarı mantoya geldiğinizde mantoda konveksiyon akımları olduğunu biliyoruz. Bu konveksiyon akımları nedeniyle lava tektoniği süreçlerinin denetlendiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Depremlerle. Yani deprem ölçümleri ya da deprem gözlemleri, depremleri aletlerle. Yani standardize edilmiş, herkes için aynı olan, herkes için aynı standart olan şeylerle biliyoruz. Mesela bir jeofizikçi deprem şurada oldu deyince 2-3 kilometre hatayla orada olduğunu biliyoruz. Veya bugün Türkiye'deki Kandil Rasathanesi'ndeki kayıtlara bakarak depremin Japonya'da mı, Amerika'da mı, büyük bir depremin ya da İngiltere'de mi olup olmadığını belirleme şansımız var. Standardize bir sistemle. Ya da ölçmeyle ya da indirekt bir yöntemle. Demek ki indirekt yöntem
kötü bir yöntem değil. Bazen jeologlarla jeofiziler birbirine girer bu konuda. Derler ki jeologlar bir gözlem yapıyoruz, doğrudan bilgi sahibi siz jeofizikçiler işte deney şey yapıyorsunuz ya da indirekt gözlem yapıyorsunuz. Biz doğrudan gözlüyoruz ama evren söz konusu olduğunda doğrudan gözlem yapabileceğiniz yerler sınırlı. Mesela güneşin sıcaklığını doğrudan ölçemezsiniz. Çünkü güneşe bugüne kadar hiç kimse gitmedi. Güneşin kimyasal yapısını da doğrudan belirleyemezsiniz. İçinde helyum mu var, işte gazlar, kimyasal ya da radyoaktif reaksiyonlar doğrudan bilemezsiniz. Çünkü güneşe gidebilecek bir cisim yapamazsınız. O zaman dolaylı gözlemler. Nedir dolaylı gözlem? Mesela güneşten ışıklar gelir. Işıkların spektrumlarına bakarsınız. Ve dünyada belli elementlerin ışık yayma spektrumlarına bakarsınız. İşte X elementi şu spektrumda ışık yayıyorsa, güneşten gelen ışığın spektrumuna bakarak ikisini karşılaştırırsınız. Dünyadaki elementlerle kıyaslayınca dersiniz ki, ha, güneşin merkezinde şöyle bir element var diyebilirsiniz. Bu da dolaylı bir yöntemdir. Doğrudan, çünkü ölçmenize doğrudan gözlerinizle ya da beş duyu organını belirleyebileceğiniz bir şey değil. Tabii deneyle birlikte deneyin ikinci bir enstrümanı ölçme ya da standardize edilme. Herkes için aynı olan, nesnelliğin de bir parça karşılığı bu. Yani ben jeofizik bir çalışma yaptım, bir yerde bir manyetik alanı ölçtüysem, bir başka arkadaşım gittiğinde aynı yerde aynı değeri ölçecek. Fakat biz manyetik alanın değiştiğini de biliyoruz. Tabii bu değişim uzun süreçlerde oluyor. Öyle günübirlik değişme bazen var, onları da bilebiliyoruz. Ama standardize edilme, ölçme indirekt bir bilgi alma biçimi olarak değerli. Ve bu betimleme süreci genel baktığımızda doğrulanan gözlem ve deneyler artık nesnel, olgusal ve kesin hale geliyor. Bu ilk aşama bilimde. İkinci aşama kuramsal süreç ya da açıklama süreci. Açıklama süreci olgusal içerikle başlar ki olgusal içerikle başlamayan şeye bilim demiyoruz. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Bilim demiyoruz. 10 dakika içinde biterse tekrar açacağım. Ona göre aynılıktan tekrar girebilirsiniz. Kuramsal süreç dediğim gibi olgusal içerikle başlar. Fakat mantıksal ve akli olanla düzenlenip açıklanması gerekir. Yani akli ve kuramsal bir süreçtir bu. Oluş süreci değil, niçin öyle olduğu gösterilir. Açıklama sürecinin de aşamaları var. Bir hipotez oluşturmak, başlangıçta en basiti. Olguların genel nedenlerini kavramsal bir düzeyde açıklamak için hipotezler kurulur. Mesela okyanus tabanı yayılma hipotezi vardır şeyde, lava tektoniğinin başında. Daha sonra bu hipotez daha kapsamlı bir teoriye bir altlık olur. Nedir o teori? Lava tektoniği teorisinin bir alt şeyi. Okyanus tabanı yayılması hipotezi böyle bir şeye dönüşür ya da kurama dönüşür. Dolayısıyla gözlem, deney aracılığıyla sınama yanılma, doğrulama yanlışlama süreçleriyle kuramlar oluşur. Bu kuramın bir ileri aşaması, olguların nedenlerini genel ve kavramsal açıklayan bilimsel yasalar. Yasa evrenin her yerinde geçerli, Newton'un çekim yasası gibi. Tabii bu süreci elde ettikten sonra, hipotez, kuram yasayı elde ettikten sonra, elinizde en önemli enstrüman ön kestirme aygıtı elde etmiş olursunuz. Yani artık Newton'un çekim yasasını, diyelim Newton keşfettikten sonra, artık bütün kütleler arasındaki çekim kuvveti, Dünya ile gezegenler, gezegenlerde diğer gezegenler arasındaki ilişkileri veya dünyadaki binaların ayakta durması veya yerin dönmesiyle kaynaklanan kuvvet ya da yer küreyle diğer gezegenler arasındaki çekim kuvveti veya yer küreden uzaya fırlatılan herhangi bir uzay gemisinin yerin çekim alanından kurtulup ötelere gitmesi veya uyduların yer kürenin yörüngesine
dahil edilme süreci hep Newton'un çekim yasasına göre işler ve önceden kestirilebilir olaylardır. Kestirebildiğimiz için de bugün mesela şu önümüzde gördüğümüz yayını yapabiliriz ki bu yayın sadece uydular aracılığıyla değil, ikinci bir yasa da burada devreye girer. Diyelim Maxwell'in elektromanyetik dalga teorisi de burada kullanılır. Işık hızıyla bir bilgi ya da bir dalga bir ortamdan diğer ortama aktarılabilir. Eğer ışık formatı haline getirebiliyorsanız görüntüyü, aynı bu şu an izlediğiniz ekrandaki görüntü gibi dünyanın çeşitli taraflarına aktarabilirsiniz. Bu görüntüyü ben burada sunuyorum. Siz diyelim İstanbul'da izliyorsunuz veya İstanbul'da olmanız gerekmiyor. Başka yerlerde de izleyebilirsiniz veya Amerika'daki herhangi biri de eş zamanlı izliyor. Niye eş zamanlı? Çünkü ışık hızında bilgi aktarımı var gibi. Şimdi bilimle ilişkili bu süreçten sonra bilimin açıklanması, oluşumuna ya da işleyişine yönelik iki görüş var. Bu iki görüş, birincisi bilimi ürün veya sonuç etkinlik olarak gören görüş. İkincisi bilimi dinamik bir etkinlik olarak görüyor. Fakat bilim aslında ikisinin bir bileşkesi diye de düşünebilirsiniz. Bilimi ürün olarak görenler veya bilimi etkinlik olarak görenler, bilimi etkinlik olarak görenler de bilim dışındaki diğer faktörlerin, işte sosyal ortamın, bilim insanının duygusal yapısının, bilim insanının inançlarının ya da inançsızlıklarının bilimsel kuram oluşturmada etkili olduğunu söylüyor. Tabii bu süreçte elde ettiğin önermeler ya da bilimsel görüşler doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olabiliyor. Şimdi bilimdeki önemli kavramlardan biri özellikle bilimi ürün olarak gören bilim filozofların ortaya koyduğu doğrudan doğrulama veya dolaylı doğrulama yöntemleri var. Bilim rasyonel bir etkinlik. Tüme varım yöntemleriyle doğrudan tek tek olgularla bütüne ulaşabilirsiniz. Mesela nedir bu? Doğada bütün kuğulara bakarsınız ya da kuğulara bakarsınız tek tek. Kuğular dersiniz ki beyaz, 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 beyaz. Ve tekil olgulardan bir bütüne tüme varıma ulaşırsınız. Dersiniz ki bütün kuğular beyazdır. Bu birincisi. Tek tek olgulardan bütünleme, bütüne. Bazen de dolaylı doğrulama ya da bütünden bir başlangıç varsayımından bir yargı ya da tümden gelimden bir şey yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki bu bölgede ben böyle bir yapı bekliyorum. Gözlem yaparsınız, o yapıyı doğrular ya da yanlışlarsınız. Bilim bu şekilde de ilerler. Ki buna yönelik iki bilim filozofu Rudolf Carnap ve Karl Popper birbirine zıt gibi görünse de her ikisi de olgulara değer verdiği için bana göre pozitivist ekolün şeyleri. Carnap ve Karl Popper bunlar Viyana ekolünün filozofları. Popper her ne kadar Viyana ekolünün filozofu olduğunu söylemese de çıkış noktalı olarak Viyana ekolü derler. Viyana ekolünün filozofları Carnap, Reichenbach gibi ki Reichenbach bir dönem İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde de öğretim üyeliği yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında kabul edilmiştir. Ki Carnap ve Reichenbach gibi filozoflar olgucu ya da pozitivist ya da neopozitivist filozoflar ya da mantıkçı pozitivist filozoflar kategorisindedir. Bunlar tek tek olgulardan bir bütüne ulaşma mantığıyla yola çıkarlar. Popper bunlara itiraz eder. Tek tek olgulardan hiçbir zaman bütüne ulaşılamayacağını, örneğin bütün kuğular beyazdır demek için tek tek bütün kuğuları gözlemek gerektiğini, fakat doğada bütün kuğuları gözlemenin pratikte mümkün olmadığını söyler. O zaman yeni bir yöntem geliştirir, der ki bütün kuğuların beyaz olduğunu doğrulamayla bulamayız ama yanlışlamayla bütün kuğuların beyaz olmadığını bulabiliriz. O zaman bilim yanlış ayıklama sürecidir. Yani bütün kuğular beyazdır diye bir önerme ortaya atarsın.
Fakat bunları doğada gözlersin. Bir tane siyah kuğu bulduğunda dersin ki bu bütün kuğular beyaz önermesi ekarte edildi ya da dışlandı. Artık yeni bir önerme. Dolayısıyla bilim bir yanlış ayıklama süreciyle doğrulara ulaşır der Popper. Bu anlamda tek tek olgulardan doğrulama değil, bütünden o bütünü yanlışlamaya yönelik felsefesini ortaya koyar. Ki modern dönemde bilim insanları Popper'i bu yüzden sever. Bizde de mesela Celal Şengör Popperist'tir. Böyle bir şeyi vardır. Dolayısıyla doğrulama ve yanlışlama süreci, özellikle yanlışlama süreci bilimi ürün olarak gören, bilimi ürün olarak gören filozofların yaklaşımı. Bilimi ürün olarak görenler dışında bilime etkinlik olarak görenler de var. Bunlara. Bilimi etkinlik süreci olarak görenlerden en önemlisi Thomas Kuhn. Thomas Kuhn köken olarak fizikçi, fizik doktorası var. Bilimi kendi geliştirdiği özel bir metodolojiyle, bilimsel gelişme sürecini özel bir metodolojiyle açıklıyor. Bilimi sadece rasyonel bir etkinlik olarak görmüyor. Aynı zamanda bilimi bilim dışındaki diğer faktörler tarafından da bilimsel keşifte kullanıldığını, bilimsel keşife ulaşmada bu tür faktörlerin kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla bu süreci incelemeyle bilimsel bilgiye ulaşılacağını söylüyor. Thomas Kuhn'un kullandığı diyelim metodolojinin en önemli parametresi ya da en önemli kavramı paradigma kavramı. Paradigma Thomas Kuhn'un gerek doğa bilimlerine gerekse sosyal bilimlerine hediye ettiği bir açıklama biçimi. Paradigma terimi jeofizikte model diyebilirsiniz, fizikte model diyebilirsiniz. Muhtemelen fizikçi olması nedeniyle bu terimi de kullanmış olabilir. Belli bir açıklama modeli. Belli bir açıklama paradigması. Thomas Kuhn diyor ki bilimsel süreç nasıl oluşur? Bir etkinlik sürecidir. Şimdi bunun diyor üç aşaması var. Birinci aşamasında bir bilim insanı bir takım doğa olaylarını gözler ve bir takım doğa olaylarını açıklamak için bir paradigma geliştirir, bir model geliştirir. Diyelim buna Aristo. Aristo mesela yer çekimine bakıyor. Yer çekimi o zaman da var. Yani yer çekimi Newton tarafından yasallaştırılmış ama Newton öncesinde de yer çekimi yok diye bir şey yok. Newton öncesi de yer çekimi var. Diyelim yer çekimine bakıyor. Newton'un yer çekimine bakışıyla Aristo'nun bakış arasındaki fark şu. Aristo'nun paradigması ya da modeli diyelim. Aristo diyor ki yer ya da toprak yerin merkezidir. Yer merkezli bir sistem vardır. Diğer bütün gezegenler onların etrafında dolaşır. Dolayısıyla yer merkezli sistemde en ağır cisimler yerin merkezindedir. Daha hafifleri onun üzerindedir. Mesela diyelim taşlar ağırdır. Ağır olan yerin merkezine doğru çekilme ya da yerin merkezine doğru yönelme eğilimi gösterir. Daha hafif malzemeler diyelim su, hava gibi daha yukarıdadır. En yukarıda eter diye çok bir farklı bir ortam vardır gibi. Ve bu paradigmasının ana unsuru da teleolojik derler, amaçsallıktır. Yani taşın yere düşme diye bir amacı vardır. Amaçsallığı vardır. Ya da taşla yer arasında bir teleolojik bir ilişki vardır der. Bu şeyin modeli bu. Aristo'nun yer çekimini açıklama modeli bu. Fakat bu
buna yönelik ilişki, buna yönelik şey, diyelim bir başka paradigma, daha doğrusu bir başka paradigmaya geçmeden önce, bu paradigma, bu Aristo'nun paradigması ya da Aristo'nun modeli uzun süre kullanılır. Uzun süre test edilir, doğrulanır. Ki Aristo'nun orta çağlarda hatta Newton'a kadar güçlü bir etkisi vardır her alanda. Biyolojide, jeolojide, jeofizikte, fizikte, meteorolojide gibi her alanda güçlü bir etkisi vardır, dominant bir etkisi vardır. Büyük filozoftur, büyük bilimcidir. Ve bu büyük bilimci olması nedeniyle de o oluşturduğu şeylere çok fazla itiraz olmaz. Ve yavaş yavaş Aristo'nun bu paradigması olağan hale gelir. Ki Thomas Kuhn bu sürece olağan bilim süreci diyor. Yani artık öyle bir hale gelir ki Aristo'ya kimse itiraz edemez. Fakat bir süre sonra biri çıkar der ki Aristo'nun modeli ya da paradigması şunu 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 açıklıyor ama şunu açıklayamıyor. Artık bu olağan bilim döneminde ilk çatlak denir ya da ilk şüphe, ilk gedik açılır denir bu dönemde. Ve artık yavaş yavaş birileri Aristo'nun bu fiziğinden, diyelim yer çekimine yönelik fiziğinden şüphe duymaya başlar. Bu döneme Thomas Kuhn şey dönemi der, kargaşa dönemi ya da bunalım dönemi der. Artık Aristo modeli yavaş yavaş şüphe duyulan bir model haline gelmiştir. Ve daha da ilginci Aristo modeli bazı olayları açıklayamamaktadır. Bu bunalım sürecinde biri çıkar Newton gibi biri mesela der ki Aristo modeli tamam güzel açıklıyor ağır taşlar yere düşüyor hafifleri yukarıda kalıyor falan. Ama bunun nedeni bu değil. Ve taşların yere düşmesinin amaçsallığı ya da nedenselliği yoktur. Ya da taşın yere düşme diye bir amacı olamaz. Amaç kişisel bir şeydir mesela diyelim. Benim bir amacım olabilir. Doğanın böyle bir amacı olamaz. Amaçsallığı, doğanın iyilik ya da kötülük diye bir amacı yoktur gibi bir yaklaşımla der ki tamam bazı gözlemleri açıklıyor Aristo'nun modeli ama bunun nedeni o değil. Bunun nedeni der ki mesela ben olguları tek tek gözlüyorum. Olgular arasındaki çekim kuvveti kütlelerle doğru aradaki uzaklıkla ters orantılı. Bu bir yeni paradigmadır. Bunalım sürecinden çıkışta yeni paradigmadır. Artık yer çekimi Newton'a göre Aristo modeli ya da Aristo paradigması çökmüştür. Yeni bir paradigma ya da yer çekimi paradigmasıyla yer çekimi yeniden açıklanmıştır. Bir süre sonra tabii ilk başlarda bu bunalım sürecinden yeni paradigmaya geçiş sürecinde Newton'a da şüpheler başlar. Newton'u da sorgulamalar başlar. Fakat bir süre sonra der Newton bak güzel bunu açıklıyor, bunu açıklıyor, bunu açıklıyor, bunu açıklıyor. Newton'un paradigması doğadaki bütün süreçleri açıklamaya başlar. Bir süre sonra Newton'un paradigmasında olağan bilim hale gelir. Dolayısıyla olağan bilim, bunalım süreci, yeni paradigma, yeni olağan bilim. Bir süre sonra Newton'un fiziği diyelim, Newton'un yer çekimi değil, yer çekimi halen geçerli. Yer çekimi değil ama Newton'un fiziği der ki ne itirazlar başlar. Ki en büyük itiraz biliyorsunuz Einstein ya da modern fizikte olan bir şey. Der ki mesela ya Newton'un fiziği bunu 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 açıklıyor ama bunu açıklayamıyor. Bunu 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 açıklıyor ama bunu açıklayamıyor. O zaman Newton'un fiziğinde de bir bunalım süreci başlar. Olağan bilim haline geldikten sonra artık kanıksandıktan sonra Newton'un fiziğinde de bir gedik açılmaya başlanır ki ilk gediği diyelim Einstein açmıştır. Newton'un fiziğinde de problem başlar. Mesela der ki Newton'un fiziği tamam orta evrende geçerlidir ama mikro ve makro
evrende artık sadece klasik fiziğin yaklaşımları değil, aynı zamanda ışık hızı da etkendir. Newton'un fiziğine bu ışık hızı faktörünü de eklemek lazım der. O zaman Newton'un fiziği yerine yeni bir paradigma ya da Einstein'ın ortaya koyduğu modern fizik paradigması ortaya çıkar. Ve tabii başlangıçta bu bulanım sürecinde, yani Newton'un fiziğinin çözemediği süreçlerde Newton'un fiziği de sallantıdadır. Ve dolayısıyla yeni bir paradigma çıkar Einstein fiziği ile ilgili. Ve bu sürece bakarsak, yani olağan bilim, bunalım, yeni paradigma, yeni bir olağan bilim süreci, tekrar bunalım, Thomas Kuhn bilimsel süreci, bilimsel bilgi edinme sürecini bu tip bir etkinlikle açıklar. Ve der bu etkinlikte sadece bilimsel bilgi değil ya da sadece deney ve gözlem değil, onun dışındaki diğer faktörler, diyelim Newton'un inançları ya da Einstein'ın inançları ya da Einstein'ın yaşadığı toplum yapısı da bu teoriyi ya da kuramı elde edilmede katkı sağlar. Dolayısıyla başa dönersek bilimi ürün olarak gören Konrad ve Popper vardı. Bilimi etkinlik olarak gören Thomas Kuhn vardı. Bu iki süreçte bugünkü modern bilim felsefesi bu iki süreç arasında gidip geliyor. Daha çok bilimciler Popperistir. Popper'i daha çok sever yanlışlamaya yönelik. Çünkü doğrulama demin dediğim gibi tümel olarak mümkün değil. Ama paradigmayla açıklamaya yönelik süreci de benimseyen bilimciler de var. Mesela Leva tektoniğini bir paradigma olarak kabul ediyorlar. Leva tektoniği kuramını. Leva tektoniği öncesi kuramları da başka bir paradigma olarak söylüyorlar. Mesela nedir Leva tektoniği? Tarihinde Josef Tarihsel Gelişiminde kısmen anlatmıştık onu. Mesela Leva tektoniği öncesi paradigma şuydu. Yerin çekim alanı, düşeyindeki kuvvetler daha dominanttır. Yatay yönde yeri hareket ettirecek, kabuğu hareket ettirecek bir fiziksel mekanizma yoktur diye bir paradigma vardı. Leva tektoniği bu paradigmayı yıkıp yatay yönde kuvveti mümkün kılacak yeni bir model ortaya koydu gibi. Dolayısıyla jeofizikte de jeolojide de hem doğrulama yanlışlama anlamında bilimi ürün olarak gören Popperistler de var ya da Popperist yaklaşımlar uygulayanlar da var hem de paradigma anlamında Thomas Kuhn'u uygulayanlar da var. Ve tabii burada şunu da unutmayalım. Bir paradigmadan diğer paradigmaya geçişi Thomas Kuhn devrimsel bir yolla açıklar ki kitabın adı da öyledir. Structure of Scientific Revolution, yani bilimsel devrimlerin yapısı isimli kitabı vardır. Tabii devrim terimi Amerikalı bir fizikçi için biraz tehlikeli bir terim. O yüzden daha sonra Thomas Kuhn devrim terimi yerine paradigma kayması, paradigm shift terimini önerdi. Bir paradigmadan diğer paradigmaya geçiş olanaklıdır dedi. Bundan da paradigm shift diyorlar İngilizcesiyle. Paradigma kayması bu süreci açıkladı. Bilime yönelik diyalektik bir süreç olarak da bilimi görenler var. Marksist ya da Marksiyen, Marksçıl bakış açısıyla bilimdeki etkileşimi veya sosyal olayları, ekonomik olayları açıklayan bir bilim metodolojisi yaklaşımı da ya da bilim epistemolojisi yaklaşımı da var. Şimdi biraz da bilim kuramları üzerinde duralım ya da bilim bilgi nedir, bilime nasıl ulaşılır gibi. En eski bilim teorisi Aristoteles'in bilim teorisi. Bilim teorisinde mekan fikri yok, zaman belirsiz. Sebeplilik, nedenlilik ya da teleolojilik şeyi var, kavramı var, metafizik kökenli. Ama daha çok bir doğa yasası fikrine sahip değil Aristo'nun fizik yasası. Fakat fizik ve matematik olgular mantık ya da akıl yürütme ilişkisi içinde açıklanıyor. Buna yönelik bir diğer fizik kuramı daha sonraki dönemlerde gelişen bilimin
teorisine yönelik Kant'ın bilim teorisi var. Kant iki türlü bir bilim ya da bilgi varsayıyor. Bir deneyden önce gelen a priori bir bilgi ya da önsel bir bilgi, bu doğuştan var olan bir bilgimiz, zihinsel bir bilgimiz diyor. Daha sonra ikinci bilgi de deney sonrası bilgi, deneysel bilgi kategorisi. Bilginin kaynağı olarak Kant bilgiyi bilincin kategorileri olarak düşünüyor. Nicelik, nitelik, oran, tavır gibi. Ve sadece varlık dünyasına ilişkin kavramlar var burada, numen gibi. Aynı zamanda olgusal dünyaya ilişkin ya da bu olgusal dünyanın görünüşleriyle, görünümleriyle ilişkili kavramlar var, fenomen. Hatta bugün Twitter'da kullanılan bir terim farklı bağlamlarda fenomen terimi kullanıyor. Mesela Twitter fenomeni gibi ya da sosyal medya fenomeni gibi. Bu bir görünüşle ilişkili. Hatta fenomenoloji ya da görünüm kelimesi ya da fenomenoloji teriminin Türkçesi görüngü olarak da Türkçelendiriyor. Fakat burada önemli olan Kant'ın teorisinde olguların birbirleriyle arka arkaya gelme durumu nedensellik fikrini ve dolayısıyla doğa yasaları fikrini açığa çıkartıyor. Bir başka bilim teorisi, Hegelci bilim teorisi. Temel anahtar kelime Hegel'de akıl. Descartes gibi düşünüyorum cogito ya da düşünüyorum o halde varımdan hareket eden bir felsefe. Fakat Hegel'in temel mantığı fikirler ya da ideler ya da idealar üzerine kurulu. Bilimin dayandığı temel hipotezi fikir olarak düşünüyor. Aynı zamanda bilimi psikolojik bir açıklama değil, objektif evrensel bilgi sistemi olarak düşünüyor. Hatta bilim doğanın fikirleşmesi olduğunu düşünüyor. Bilimde süreklilik olduğunu düşünüyor. 20. yüzyıla gelindiğinde ya da 14. yüzyıla gelindiğinde analitik bilim teorisi var. Bu biraz matematikle de ilişkili. İlk başlangıcı belki Russell, Wittgenstein ve Reichenbach gibi bilim filozofları veya filozoflar tarafından geliştirilen şeyler. Bunlar Viyana çevresi, Viyana denilen Almanca, Viyana çevresi filozofları. Bütün bilgilerin deneyden çıktığını, gözlemden çıktığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda deneyle sembolik mantığı birleştiriyorlar. Özellikle matematiksel mantığı birleştiriyorlar ki bu konuda Russell'ın Whitehead'le yazdığı Principia Mathematica kitabı çok meşhurdur. Bu kitapta 1 artı 1'in 2 olduğu, diyelim bir ciltte neden 2 olduğuna yönelik mantıksal çıkarımlar vardır diye de söylenir. Wittgenstein genel Russell gibi Cambridge'de, Trinity College'da Russell'ın arkadaşı da oraya davet edilmiş. Kendisi makine mühendisliği kökenli fakat analitik zekası oldukça iyi. Yüzyılın hatta tüm çağların en önemli filozoflarından da biri. Reichenbach bizim Türkiye'de de bir dönem felsefe bölümünde İslam Üniversitesi öğretim üyeleri yapan, bu Nazilerden kaçan hocalardan biri. Daha sonra Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi'ne gidiyor. Orada bilimsel felsefe ekolünü de kuruyor. Dolayısıyla bu felsefede temel şey doğrulanabilirlik ve doğrulanamayan olaylar anlamsız olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla doğrulamayan olaylarda mesela diyelim metafizik gibi bilim dışında kabul ediliyor. Hatta bazen bu metafiziğe karşı olduğu çıkarımları da yapılıyor bu filozoflar için. Tabii bir kısmı başlangıçta metafiziğe karşılar fakat ben pozitivizm konusunda önemli uzmanlarımızdan biri bizim Şafak Hoca, Şafak Ural Hoca'yla bir sohbette şey yapmıştım, konuşmuştum. Onun farklı bir görüşü var metafize karşı olup olmama konusunda, özellikle bu pozitivistlerin. Onun görüşü şu,
Pozitivistler başlangıçta evet metafiziğe karşı da fakat karşı oldukları metafizik aslında Aristo metafiziğiydi. Çünkü Newton'la birlikte yeni bilim geldi. Yeni bilimin metafiziğini yapmaya ihtiyaç duydular. Yeni bilimin metafiziği yani felsefesi yani bilim felsefesini yapmak için de Aristo metafiziğine karşı oldular. Dolayısıyla bu grubun, Viyana grubunun özellikle neopozitivistlerin metafiziğe karşı olmaları normal metafizik değil, Aristo metafiziği olarak düşünmek doğrudur. Bana da mantıklı geliyor ki bunu da savunan Türkiye'deki pozitivizm konusunda çok çalışan Şafak Oral Hoca'nın bir görüşü. Böyle de bir ilişki var. Bunun dışında tümden gelimci bilim teorisi var ki bu da gene pozitivizmle ilişkili bir bilime bakış açısı ya da bilgileri nasıl elde etmemize yönelik bilgi bakışı. 20. yüzyılın başlarında fenomenolojik bir bilim teorisi var. Bunlar ne düşünüyorum gibi ya da düşünüyorum o halde varım gibi sadece bilimi insan zihninden çıkartan bir düşünce biçimi olarak düşünüyor. Ne de insan zihnini boş bir levha olarak görüp insan zihni doğayla etkileştiğinde o levhayı dolduracak, o levhaya yeni bilgiler ekleyecek şekilde geliştiğini savunuyorlar. Ve ikisinin bileşkesi bir şey var. İnsan bilinci bazen kendi dışındaki varlıklara yönelir, bazen kendi algı ve düşüncelerine yönelir şeklinde bir görüşleri var. İnsan bilinci dış varlıklara yönelik de işi dolabilir ya da boş levha, tabula rasa denilen levha deneyle dolabilir. Kendine yöneldiğinde de matematik bilimler ortaya çıkar gibi bir görüşleri var. Mantıkçı bilim teorisi var. Leibniz ile birlikte gelen. Leibniz aynı zamanda matematikçi ya da hatta Newton'la çatışmaları da var bu dönemde. Russell da gene Cambridge Trinity College'da matematik okumuş filozoflardan biri. Matematik background oldukça iyi. Ki Cambridge Trinity College'dan mezun olup da kötü matematikçi yok, kötü bilimci yok zaten. Bir diğer şey Reichenbach. Özellikle Reichenbach gibi pozitivist ekolün en önemli özelliklerinden biri de Viyana çevresinin en önemli özelliklerinden biri de bu filozofların çoğu doğa bilimi eğitimi almış. Biri fizik okumuş, biri matematik okumuş, biri astronomi okumuş. Yani içinden gelen, bilimin içinden gelen insanlar. Hatta Reichenbach'la Einstein arasında arkadaşlıklar var. Yani modern bilimi, modern fiziği oluşturan kurucu babalarla iç içe durumdalar. Onlarla etkileşim halindeler. Öyle bir özellikleri de var. Pozitif, mantıkçı pozitivistlerin. Şimdi bir özetleme yaparsak, bilime dedik ürün olarak bakanlar, Reichenbach, Carnap, Rudolf Carnap, Hempel gibiler. Etkinlik olarak bakanlar, Thomas Kuhn ve Tolmin gibiler var. Ürün olarak kabul edenleri demin ayrıntı açıkladık, burada fazlaca girmiyorum. İşte Viyana çevresi bunlar, Heinz Reichenbach, Hempel gibi filozoflar bu kategoride yer alıyorlar. Evet, bunları açıklamıştık. Şimdi biraz da bilimsel açıklamanın felsefi temellerine girelim. Denir ki bilimsel açıklama, bilimsel bir olguyu açıklama, süreci açıklama biçim yönünden mantıksal olmalıdır. Açıklayanla açıklanan arası mantıksal sonuçlar içermelidir. Çıkarım mantıksal olarak geçerli olmalıdır. En azından bir genelleyici yasa şeklinde bir genelleme olmalıdır ki özellikle pozitivistler açıdan bakarsak metafizik gibi olgu dışı bir takım süreçleri içermemelidir. Açıklayan olgular doğrulanmış ya da yanlışlanmış olmalıdır gibi bir bilimsel açıklama modeli.
Dolayısıyla burada sadece bilimden bahsettiğimiz için metafizik biraz şey gibi gözükebilir, göz ardı edilmiş gibi görülebilir ama metafiziğin konusu zaten doğal olgular değildir. Adı üzerinde metafizik doğa ötesi ya da fizik ötesi ya da Aristo metafiziğine bakarsak fizikten sonraki konuları içeren bir yapı. Şimdi biraz da bilimde nedenselliğe girersek, nedensellik olgu ve olguların birbirine belirli şekilde bağlı olması, belli bir nedeni olması, belli bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ile ilişkili. Bu anlamda önemli sorulardan biri bilimde nedensellik ilişkisi. Özellikle nedensellik ilk çağlardan bu yana sürekli ilgi o da. Fakat yakın zamanlarda özellikle 20. yüzyılda bu nedensellik ilişkisi veya bir şeyin nedeni olma ilişkisi önemli tartışmalara da yol açmış. Özellikle Werner Heisenberg gibi daha çok atom altı dünyada bir belirlenebilirlikten ziyade olasılıksal belirlenebilirlik ya da belli olasılıklarla bir şeyin diğer şeyle ilişkisi olduğu yanına yönelik gelişmeler ortaya konmuş. Fakat buna itirazlardan biri de Albert Einstein. Einstein olasılık modellerine çok fazla sıcak bakmayan biri. Hatta onun meşhur lafı Tanrı zar atmaz lafıdır. Yani Tanrı istatistik ya da şeylerle, olasılık hesaplarıyla uğraşmaz gibi ya da evrenin düzenli olduğu varsayımını kabul etmiş bir insan. Fakat Heisenberg ve diğer modern fizikte bu olasılıksal modeller oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Bugün jeofizikte de bu var diyelim olasılık modelleri. Örneğin belirlememiz çok güç olan depremlerin önceden belirlenmesi veya bir bölgede deprem üreten mekanizmaların olasılıklarının hesaplanması, olasılıksal deprem tehlikesi gibi konularda da bu olasılık modellerini biz kullanıyoruz. Ama olasılık modellerinin kullanmayıp deterministik modelleri yani şu nedenle şu oldu diyebilmemiz için elimizde çok ayrıntı verilerinin olması gerekiyor. Ki deprem olayında da bu çok fazla mümkün değil. Ki belki ileride olabilecek o depremin önceden belirlenmesinde çalışırsak. Ama şu an için olasılık modelleriyle de bir sonraki depremin diyelim 6 büyüklüğünde depremin 50 yılda olma olasılığını verilerle, o bölgede elde ettiğimiz verilerle belirleyebiliyoruz. Fizikte bu özellikle atom altı dünyada veya belki makro evrende bu olasılık modelleri işleyebiliyor. Ama her olasılık modelinin de dayandığı gene bir fiziksel bir olgu veya fiziksel bir süreç var. Yani olasılık modelleri matematiksel, sadece matematiğin konusu değil. Olguya dayalı bir matematiksellik var burada gibi. İsterseniz burada